1993 yılında temelleri atılan Saygı Hastanesi, çeyrek asırı aşkın bir süredir bu bölgede 1 milyondan fazla nüfusa hizmet vermekte. Tabii bu bağlamda biz bu hizmeti verirken ilk yıllardan itibaren sürekli ve kesintisiz 24 saatlik bu hizmeti binlerce insana her seferinde aynı kalitede vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Hal böyle olunca ilk zamanlar çok fazla yaygın olmayan ama yıllar içerisinde 90'lı yıllar, 2000'li yıllar, 2010'lu yıllar ve en son geldiğimiz 2021 yılına kadar bu günler içerisinde sürekli gelişen bir teknoloji ve buna ayak uydurması gereken bir sektör söz konusu oldu. Gelişen yıllarla birlikte 2000'li yıllar, 2010'lu yıllar, 2020'li yıllar dediğimizde sürekli ve gelişen teknoloji ve artan kullanıcı sayımızla biz hastalarımıza gerek cep telefonlarına giden mesajlarla, gerek iç kullanıcılarımızın sürekli baktıkları ekranlarla kesintisiz bir şekilde bu hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Ve bu bağlamda belki 2, belki 3 bilgisayarla başlayan maceramız şu anda 200'ün üzerinde kullanıcı ile devam etmekte. Bilgisayar teknolojileri altyapımız olarak konuya baktığımızda 200'ün üzerinde olan kullanıcımızın ana omurgasını belirli switchlerle hastanenin merkezlerine, belirli merkezlerine yerleştirmiş ve oradan da gerek fiber, gerek CAT6, CAT7 kablolarla bu ana omurgadan her bir kullanıcıya en yüksek hızda kablolamayı yapmış bulunmaktayız. Yıllar içerisinde artan bu kullanıcı sayısı ve bilgisayar miktarı ile birlikte giden gelen verilerin miktarı da çok artmaya başladı. Beraberinde bu verilerin hızlı bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor ve beraberinde bu verilerin yine büyük hacimli alanlarda depolanması gerekiyor. Aynı şekilde bu veriler gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse diğer kurumlarımızla da SGK gibi anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlarımızla da kesintisiz olarak her an paylaşılabilir halde olması gerekiyor. Bu noktada bütün bu hizmetleri sağlayabilmek için biz internet altyapımızı da yedekli bir hale getirmiş bulunmaktayız. Ana omurgayı radyolink üzerinden devam ettirirken bunu fiber, metro ethernet, fiber altyapısıyla ve üçüncü bir yedekte ADSL altyapısıyla desteklemekteyiz. Böylece 7/24 herhangi bir afet zamanında dahi olsa kesintisiz bir şekilde bu iletişimin devamını sağlamaktayız. Bu kadar artan hacimle beraber, bu kadar ihtiyaç duyulan hızla beraber, bu kadar datanın yönetilmesi ihtiyacıyla birlikte altyapı ister istemez hele ki günümüz çağında birkaç yılda eskiyebiliyor. Biz bunun daha geç eskimesini sağlayabilecek bir yöntem araştırırken bu noktada bu kadar büyük verilerin aynı zamanda kişisel verileri korunması kanununda da yine denetlenmesi gündeme gelince biz bunların hepsini tek bir elden kolay bir şekilde yönetebileceğimiz bir yapıya dönüşmek istedik. Bunun için switchlerin, ethernet yapılarının gerektiği yerlerde, access pointlerin, internet bağlantımızın, firewall'umuzun, depolama birimlerimizin, storage'larımızın baştan aşağı hep birlikte entegre çalışabileceği ve yeniden baştan aşağı kontrol edilebileceği bir yapıya dönüşmeye başladık. Oluşan ihtiyaçların karşılığında biz firmalarla görüşmeye başladık. 2019 yılında dediğiniz gibi görüştüğümüz firmalardan birisi Armada iş ortağı olan BT-Link. Kurucusu olan Fahrettin Bey ile geçmişten gelen bir dostluğumuz da söz konusu. Kendisi hem Cisco Meraki'nin profesyonel altyapısını güvenilirliği ile birlikte hem de kendi bize vermiş olduğu güvenle bu sistemi bize tavsiye etti. Tamamen entegre, hem uzaktan hem yakından yönetilebilir, 24 saat kesintisiz, yüksek hızlarda ve büyük dataları güzel bir şekilde denetleyebileceğimiz, aynı zamanda en güncel kanuna ve mevzuata uygun bir şekilde yönetilebilir bir yapı. Kendileriyle bu vesileyle tanıştıktan sonra biz bunun görüşmelerine başladık. 2020 senesinin ilk aylarında bu görüşmelerimiz ister istemez biraz sekteye uğradı maalesef her yerde olduğu gibi. Prensipte anlaşmış olduğumuz bu sistemi Ağustos ayı gibi, Temmuz-Ağustos ayları gibi artık anlaşmasını yaptık. Ve Eylül ayı gibi başlayan sistem kurgulaması
Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde canlı yayılı alındı. Kasım ayında denemeleri yapıldı ve Kasım ayından bugüne de aktif bir şekilde kullanmaktayız. Cisco Meraki bize şunu sağlıyor. Bütüncül, tek merkezden yönetilebilen ve her an güncellemesini kendisi otomatik olarak yapabilen bir sistem. Hal böyle olunca biz önümüze bakıyor ve sadece kendi işimize odaklanabiliyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir artı. Aynı zamanda operasyonel faydayı sağladığı için bilgi işlem birimimizin iş yükünü ciddi anlamda azaltmış oluyor. Cisco Meraki çözümü en başta kendi kullanıcı dostu olan arayüzü sayesinde bütün bu kocaman datayı, bu yüksek hızlı sürekli akan datayı çok daha kolay bir şekilde yönetebilmemizi sağlıyor. Bu arayüz sayesinde aynı zamanda gece gündüz bazlı, yani zaman bazlı veya kullanıcı bazlı olarak biz gerekli internet hızlarını gerekli kullanıcılara daha farklı olarak sunabilmekteyiz. Bu arayüz sayesinde biz kullanıcı bazlı olan, değiştirilebilecek olan hızları aynı zamanda kendi aralarındaki trafiğin akışının gözlemlenebilmesi amacıyla da kullanmaktayız. Bu tabii bizim hizmetlerimizin kalitesini ve verimini çok arttırıyor ve tabiri caizse metadata incelemeleri, yani data mining incelemeleriyle çok daha kaliteli ve verimli veriye ulaştırmış oluyor bizleri. Bunun ötesinde access point'lerin kendi içerisindeki makine adresleri veya Bluetooth adresleri gibi verilerle bizim çalışanlarımızın cihazları, ceplerindeki cihazların eşleştirilmeleriyle belki bundan sonraki süreçte çalışanlarımızın hastaneye giriş çıkış mesai takiplerinde bu sistem üzerinden yapabileceğiz. Bir adım öteye daha da gidersek eğer, hastanemize giren hastalarımızın bile bu Cisco Meraki hem altyapısı, yani hem donanımsal hem yazılımsal özelliklerinin desteğiyle belki hastanemize giren hastalarımızın hangi kattan hangi kata ne şekilde gideceklerini sağlayabilecek bir haritalamada kendilerini hastane içerisinde nerede olduklarını görebilecekleri bir hizmette sunabileceğiz.